Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhabalar, bugün şirketimizin vizyonundan ve sosyal medya üzerine konuşacağız. Çok güzel. Konuğumuz sosyal medya uzmanı Merve Menevşe. Hoş geldiniz. Çok mersi, hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Merve Menevşe ben. 87 doğumluyum, 35 yaşındayım. Tarih öğretmeniyim aynı zamanda. İkinci mesleğim de sosyal medya uzmanlığı. Kızım olunca, öğretmenliğe ara verince tabii ki evden çalışma en güzel çalışılacak iştir biliyorsunuz. Sosyal medya uzmanlığı okudum ikinci üniversitemi. O şekilde devam ettim. Çok şimdi tebrikler. De Select Moda'da çalışıyorum. Harika. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Peki firmanız hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Elbette. Firmamız öncelikle 2008'de Cafer Bey'in kurduğu İngiltere'de, yani bizim aslında mantığımız şu. Batık şirketleri alıp, Cafer Bey'in mantığı bu, batık şirketleri alıp bunlar üzerinde yeniden revize edilip daha geniş açılara yayıyor şirketleri. Hani sıkıntılı olan mağazaları kapatıyor. Evet. Onun üzerine daha etkili olanların üzerine gidiyoruz. Bu şekilde 2008'de o şekilde başlayan hikaye daha sonra 2022'de bizim Select Moda, yani Türkiye ayağını kurmasına sebep olduk. Bir Peki. Aile şirketi bu Select Moda aslında. Evet. Yani İngiltere'deki kaliteyi Türkiye'ye de yansıtmak istiyoruz biz açıkçası. Harika. Çünkü biliyorsunuz şu an her şey çok pahalı. Maalesef. Ekonomi çok üst seviyelerde. Evet. Ama biz kaliteyi aşağı çekmeden Türkiye'ye de aynı pazarda hizmetimizi vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Evet. Firmanızın hedefleri hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii ki. Firmamızın detayları şu anda Neon 1, Trendyol, hepsi burada. Bu gibi Çiçek Sepeti, bu gibi platformlarda zaten çok iyi satışlarımız var. Ama Türk pazarına, yani Türkiye'ye, bütün şehirlere yayılmak istiyoruz. Yani Select Moda denildiğinde, evet bu çok kaliteli bir ürün dedirtmek istiyoruz. Harika. O yüzden güzel gidiyor şu an için. Çok güzel. Devamını gidiyoruz. Müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yöndedir? Müşterilerimizden gelen talepler şöyle. Aslında müthiş bir satış var. Dediğim gibi o platformlarda devamlı stok sorunu yaşıyoruz. Yani bitiyor olduğu için devamını istiyorlar ve şöyle de bir şey var. Ofis çalışanları çok arttığı için artık biliyorsunuz blazer ceketler, ofis kıyafetleri, bunlar çok arttı. Bu talepler var. Çok güzel. Hı hı. Peki işinizin zor yanları nelerdir? Sosyal medya aslında benim için hiç zor değil. Çünkü ben severek yaptığım için, bir söz var ya, işinizi severek yaptığınızda bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Evet. Benim için bir zorluk yok. Çünkü gece gündüz ben hani telefonu keyif biraz alarak, seviyorum. Evet. Elimde olduğu için işim içinde bir problem olmuyor bu. Ne güzel. Hı hı. İşinizin keyifli yanları zaten bunlar. Söylediniz. Evet, çok evet. Güzel. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Benim en güçlü yönlerim beni sıkıntıya sokacak ve üzerime gelen insanlar ya da işte her neyse, onlar geldiğinde ben daha çok hırslanırım. Daha çok üstüne giderim. Daha çok başarmak isterim. Bu benim en güçlü yanımdır. Evet. Çok, çünkü sıkıntılar çekmiş her insan çeker. Hı hı. Ama zorluklar. Bunun üzerinden çok güzel dimdik ayağa kalktığımı düşünüyorum. Ne güzel. İnsanı kamçılıyor değil mi bazen? Kesinlikle. Böyle biraz daha hırslanıp yola devam ediyor. Çünkü düşmenizi isteyen çok insan var. Oluyor maalesef. Ayak kesinlikle kaydırmak isteyenler maalesef. Kötü gözle, yani kem gözle bakan, kıskanan oluyor yani çok. Maalesef. Bizim piyasada biliyorsunuz tabii, bu çok fazla. Muhakkak rekabet var. Yani ama siz üstesinden geliyorsunuz. Kesinlikle. Ne güzel. Sizce başarı nedir? Bence başarı insanın önce kendiyle savaşması demek. Yani ben mesela kendime hiç kimseyi rakip görmem. Evet. Kendi içimde kendimi yenebildiğim. Yani bir gün önce Merve daha fazla ne yapabilirsin dediğimde, evet, bir gün öncesinden daha iyi bir durumdaysam, bu evet, benim için büyük bir başarı. Harika. Geride kalmamaktır yani, evet, başarı. Evet, çok güzel. Her gün bir aşama kaydetmek. Adım adım ileri gitmektir. Evet, çok önemli. Sizin en büyük başarınız neydi? Benim en büyük başarım kendimle gerçekten dediğim gibi mücadele içindeydim. Ben annemi kaybettim. Başın annemi sağ olsun. Kaybettikten sonra bayağı zorlu süreçler, hı-hı, geçirdim. Ondan sonra ayağa kalkabildim bu kadar sıkıntıdan sonra. Tabii. Ve kendi dediğim gibi sosyal medyada çok güzel bir noktaya geldim. Kızım var 7 yaşında. Onunla çok güzel bir iletişimimiz var. Evliyim zaten 10 senelik. Bunlar benim için büyük başarılar. Harika. Tebrikler maşallah teşekkür diyelim. Ederiz. Sizi en çok ne motive eder? Beni en çok ne motive eder? Dediğim gibi beni sıkıntıya sokan durumlarda ben her zaman daha çok Merve yapabilirsin. Merve evet daha hızlı gitmelisin. Bir öncekinden daha iyi olmalısın dediğim şeyler benim için
motive edici şeyler. Çünkü iyi durumlarda insanlar hiçbir zaman motive olmaz. Her zaman bir zorluk olmalı ki dikenli yollar olmadıktan sonra insan bir aşama kaydedemiyor bu durumda. O yüzden aslında zoru seviyorum galiba. Evet, ne güzel. Challenge oluyor, ilerliyorsunuz. Evet. Harika. Peki işinizle ilgili hedeflediğiniz konum nedir? İşimle ilgili hedeflediğim konum aslında şu an istediğim konumdayım. Çünkü kendi işim, home office çalışıyorum zaten. Şirketimize de gidiyorum. Her alanında yanındayım şirketimizin. Aynı zamanda evden çalışıyorum. Şu an aslında istediğim konumdayım. Harika. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilere şunları söylemem gerekiyor. Sosyal medya çok alaylı insan var. Yani bu işi biliyorum diye geçinen insanlar. Lütfen onlara dikkat etsinler. Ve şirketimize Instagram sayfasından ulaşabilirler Select Moda'dan. Harika, çok tebrikler. Bugünkü konuğumuz sosyal medya uzmanı Merve Menevşe'ydi. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok mersi. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.